Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar yeni transfer gündemiyle karşınızdayız. Fransız yıldız Paul Pogba'nın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e gitmesi bekleniyor. Paris Saint-Germain Manchester United'ın orta sahası Paul Pogba ile ilgileniyor. Pogba'nın sözleşmesi bu yaz sonu sona eriyor ve yenilenmesi muhtemel görünmüyor. 28 yaşındaki Pogba bu aydan itibaren yabancı kulüplerle ücretsiz yaz transferi konusunda konuşmakta özgür. Paris Saint Germain, Real ve eski kulübü Juventus 2018 Dünya Kupası galibi için yarışa öncülük ediyor. Ancak ülkesinde Lecoupier tarafından yayınlanan bir rapora göre Paris'e transferi en olası sonuç. Lecoupier Paris Saint Germain'in de oyuncudan olumlu geri dönüşler aldığını ancak Messi, Neymar ve Mbappe gibi büyük isimlerin bulunduğu soyunma odasının dengesini bozmak istemediklerini de söylemişti. Diğer yandan Süper Lig'de de transfer hareketliliği devam ediyor. TFF tarafından açıklanan yaklaşık 35 milyon euroluk harcama limitini tamamen dolduran Beşiktaş, Vida'yı göndererek bütçede yer açmayı planlıyor. Kartal Hırvat savunmacıyı devre arasında gönderebilirse 1.7 milyon euroluk hareket alanı elde edecek ve Bahşuay'ın performansından memnun olmayan yönetimin Vida ile yollar ayırması halinde kapısını çalacağı ilk kulüp Başakşehir olacak. Siyah beyazlar İstanbul temsilcisinin golcüsü Okaka'yı almak için girişimlere hız verebilir. Başakşehir'in sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Okaka ortaya koyduğu performansla kısa sürede kalitesini göstermişti. 17'lik maçında 9 gol ve 2 asistlik performans gösteren 32 yaşındaki futbolcu bu önemli çıkış sonrasında Kartal'ın radarına girdi. İddiaya göre tecrübeli golcü kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş formasını giymeye şimdiden hazır. Öte yandan Beşiktaş'ta Mart ayında sakatlanan boşnak oyuncu Hasiç Kasım ayından beri çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazların büyük umut bağladığı Hasiç formayı kapmak için yoğun mesai harcıyor. Genç yıldız için yabancı kontenjanında yer açılması bekleniyor. Siyah-beyazlarda gençlere önem veren teknik direktör Önder Karavelinin Hasiç'i ikinci yarıda kullanmak istediği öğrenildi. Kartal'ın şu anda 17 yabancı futbolcusu bulunuyor. Ancak Douglas, Ensakala, Laiç ve Lens gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Beşiktaş bu isimleri gönderdikten sonra Has için ismini TFF'ye bildirecek. Geçelim Fenerbahçe gündemine. Fenerbahçe Alman teknik adam Löw ile el sıkıştı. Yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı. Ajan Spor'un haberine göre daha önce anlaşmaya varılamayan Alman çalıştırıcı Ali Koç'un Almanya'ya giderek bizzat görüşmesi ve planlamanın yapılması Löw'ün teklifi kabul etmesinde etkili oldu. İsmail Kartal'ın açıklanmasıyla Almanya'ya giden başkan Koç bizzat görüştüğü Alman teknik adam Löw ile anlaşmaya vardı. Löw için yıllık 5 milyon euro ve yardımcıları için de yıllık 1,5 milyon euro verilecek. Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Löw'e 5-6 transfer takviyesi ve 30-35 milyon euroluk transfer bütçesi garantisi sundu. Öte yandan Fenerbahçe'nin forvet transferindeki bir iddiası ise Olympiakos forması giyen Tiquinho Suarez oldu. Yunan basındaki iddiaya göre Fenerbahçe Olympiakos forması giyen Brezilyalı golcü Suarez'i istiyor. Bununla beraber Nikola Polus Fenerbahçe'nin Suarez transferi konusunda bir hayli ciddi olduğunu ifade etti. Öte yandan Ticino Suarez'in UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı başarılı futbolunu gollerle süslemesi sonrasında bu ilginin normal olduğunu kaydetti. Haberde Fenerbahçe forvet hattının sezon boyunca düşük bir form grafiği sergilediği ve bu sebeple Kanarya'nın bir golcü aradığı bilgisi de aktarıldı. Kariyerine Brezilya'da başlayan Suarez bir dönem Porto'da forma giymişti. Tiquinho Suarez bu sezon toplam 24 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti. Öte yandan yıldız golcü Tianchi'de 8 maçta 2 gol, Guemeres'te 21 maçta 8 gol ve 2 asist, Olympiakos'ta 25 maçta 8 gol, Nasyonel'de 47 maçta 16 gol 2 asist, Porto'da toplam 140 maçta 65 gol ve 19 asistle oynadı. Evet arkadaşlar, transfer gündemine gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.